Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Bugün bir eğitim kurumumuzun içerisindeyiz. Evet. Yine ülkemizin sayılı üniversitelerinden bir tanesi olan Bilkent Üniversitesi'ndeyiz. Fakat Bilkent Üniversitesi'nin de içerisinde çok özel bir yerdeyiz. Oğuz Tansel hocamıza ithafen yapılmış olan, onun adına burayı da yaşatan hem üniversitemize öncelikle teşekkürle başlayalım. Ardından evet. da onun evladı, kızı Aysıt Tansel hocamızla beraberiz. Burada birazdan Aysıt Tansel hocamızı dinleyeceğiz. Ama bulunmuş olduğumuz mekan Oğuz hocamıza ithafen yapıldığı için kendisine ait olan ve kendisinin belki de bir zamanlar topladığı, işte evinde biriktirmiş olduğu hem portreler, resimler, sergi için ortaya konulmuş olan dışarıda hemen belki birazdan gösterecek Mert'le onu, bizlere. Onu tabii arkadaşlarımız gösterirler. Bir sergi ve ardından da bir kütüphane olarak yapılmış güzel bir mekandayız. Hakikaten çok etkileyici. Şimdi burada tabii Oğuz Tansel hocamızı tanıyacağız. Kızı hocamız Aysıt Hanım bizlere bunun hikayesinden bahsedecek. Ama ben öncelikle bir İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak hakikaten çok mutlu olduğumu hocam ifade etmek istiyorum. Ve aynı zamanda hocamla tanışmakla da çok mutlu olduğumu, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve o ayrıca gurur bana ait. Böyle bir değerimizin, hocamızın da böyle bir üniversitemizin içerisinde yaşatılıyor olmuş olmasına, hem üniversitenin buna hassasiyet göstermiş olmasına da ben özellikle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum ve sözü de hocama vermeden önce Oğuz hocamı ve burada ne var, neden Oğuz Tansel adına açılmış bu bölüm ve burada neleri barındırıyor? Kısaca bunları da sizlerden öğrenmek ve kısa bir hikayesini de sizden dinlemek istiyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de Kızılca Gün TV'ye ve Dalgınım Sana programına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada Necati Hocam ve İlki Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Bey'le birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz de öyle hocam. Biz sağ de öyle olun. Hocam. Şimdi Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Amacı Türk Edebiyatı'nın her alanıyla ilgili konularda araştırma, uygulamalar yapmak, projeler geliştirmek gibi amaçları vardır. Birçok alanla ilgilidir. Bu alanlar karşılaştırmalı edebiyat, bilişsel, sosyal bilimler konuları, kültürel konular ve bu gibi konuları çok geniş bir yelpazede kapsamaktadır. Şimdi merkezin açılışı hakkında bilgi vermek isterim. Merkez 1 Aralık Cuma, 1 Aralık Çarşamba günü öğleden sonra açılmıştır. Bu açılım 2021'de açılış pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcıya açık yapılmıştır. Yani ama 8-10 gün önce. Evet, evet. Geçen sıcak hafta. Haber, evet, sıcak haber. Evet. Geçen hafta. Gündemin içerisindeyiz hocam. Evet. Evet, geçen hafta hemen. Fakat sınırlı katılımcı olmasına rağmen Bilkent Üniversitesi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca izlemek isteyenler Bilkent Üniversitesi YouTube kanalına hali hazırda da ulaşabilirler. Yani şu andan itibaren artık izlenebilir. Şu andan evet. itibaren izlenebilir. Bir açılışta ödül törenleri de yapılmıştır. Oğuz Tansel 2021 Halk Bilim Ödülü
verilmiştir. Oğuz Tansel 2021 Halk Bilim Ödülünü Türk kültüründe alkışlar ve kargışlar, diğer bir deyişle Dualar ve Beddualar adlı kitabıyla Ahmet Keskin kazanmıştır. Ahmet Keskin Samsun Üniversitesi öğretim üyesidir. Kendisine açılış töreninde ve ödül töreninde bir Oğuzhan yontusu da takdim edilmiştir. Diğer bir ödül töreni de Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalbiye Tansel, Çiğdem Barçan Tansel tez ödülleri verilmiştir. Bu ödülleri geçmiş yıllarda yazdıkları yüksek lisans ve doktora tezleri ile sosyal bilimlerde, bilimler alanında çalışan öğrenciler kazanmışlardır. Bu noktada Oğuz Tansel Yazın Ödülü'nden bahsetmem uygun olur. Oğuz Tansel Yazın Ödülü her yıl dönüşümlü olarak 3 alanda verilmektedir. Bu alanlar halk bilim, şiir ve çocuk yazınıdır. Halk Bilim Ödülü 2021 yılında, yani içinde bulunduğumuz bu yılda Halk Bilim Ödülü verilmiştir ve biraz önce bahsettiğim gibi Ahmet Keskin kazanmıştır. Gelecek yıl Oğuz Tansel Yazın Ödülü şiir alanında verilecektir. Bir şiir kitabına veya şiir bir kitap oylumunda bir şiir dosyasına verilecektir. Bu ödül için duyurular yapılmış ve başvurular toplanmaya başlanmıştır. Son tarih? Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2022'dir. Bu konuyla ilgilenen dostlarımız Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Merkezi'ne başvurarak katılım koşullarını öğrenebilirler. Aslında bu da iyi oldu sanki. Eskiden yayınlanıyordu falan. Nerede yayınlanacak bilinemeyebiliyordu. Ama şimdi artık bu merkezden hep yayınlanacak. Bunlar duyurulacak. Aynen değil öyle. Mi? Evet. Aynen öyle. Artık bu ödülleri bu merkez yürütecek. Çok güzel. Peki hocamızla ilgili olarak neden mesela böyle bir burada bir yapı kurmak istedik? Hocamızın adını nasıl verildi buraya? Bununla ilgili kısa tabii bilgi sizden rica edecek. Bilkent Üniversitesi yurdumuzun, ülkemizin güzide üniversitelerinden biri. Çok seçkin bir kuruluş. Özellikle burada olmasını istedik. Oğuz Tansel Merkezi'nin Türk Edebiyatı Merkezi'nin sonsuza kadar yaşamasını istedik. Çok ve Bilkent Üniversitesi'nin de sonsuza kadar yaşayacağına inanıyoruz. Eyvallah. Annem Kalbiye Tansel de edebiyatçıydı. 1938 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu idi. O da, onun da kitaplarda emekleri var. Onun da kitapları var. Onu da anmış var. Olalım. Evet. Onu da anmış olalım. Tablolarda Kalbiye Tansel ve Oğuz Tansel koleksiyonu olarak geçiyor. Bilkent Üniversitesi bu konuyu kabul etti ve bu bağışlarımızı geniş, Oğuz Tansel'in geniş arşivi de burada bulunacaktır. Bu bağışlarımız kabul edildi ve bu şekilde gelişti. Çok kıymetli. Yani o zaman üniversitemize hakikaten teşekkür etmek istiyoruz. Bunun yaşatılmasına vesile olduğu için ve gelecek nesillere de bize de güzel bir armağan bıraktıkları için. Evet, evet. Ben de çok müteşekkirim Bilkent Üniversitesi'ne. Ve birçok bu merkezin kurulmasında Bilkent Üniversitesi yönetiminde birçok çalışanlar çok büyük gayret sarf ettiler. Bunlar arasında başta rektör
Abdullah Atalar'ı sayabilirim. Yektör yardımcısı Kürşat Aydoğan'ı sayabilirim. Merkezin, Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Merkezi'nin müdürü Mehmet Kalpaklı'yı sayabilirim. Ve açılışta ve buranın düzenlenmesinde çok büyük emek harcayan, her zaman yanımda olan, bana yardımcı olan, her konuya büyük bir titizlikle yaklaşan Tümay Gelişim Ofisi Koordinatörü Tümay Öztürk Altaş'a sayıyorum. Ve onu da izleyenlerle buluşturacağız zaten. Evet. Ona da teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Edebiyatı Bölümünün sekreteri Hale Diri arkadaşımız da çok emek harcamış bulunmaktadır. Bunların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün Bilkent Üniversitesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak isterim bu vesileyle. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Bir de hocamızın söylemek istediği, bizim soruların dışında bir şey varsa onu da alabiliriz hocam. Buyurun. Bilmiyorum, babamın kişilik özellikleri hakkında bir şeyler söylememi. Elbette bir nebze de olsa bahsetmek çok güzel olur hocam. Buyurun. Babam akla ve bilime inanırdı. Usta bir satranç oyuncusu idi. Sorumluluk duygusu çok gelişmiş bir insandı. Kendini dünyadan sorumlu hissederdi. Aydın sorumluluğu, sanatçı sorumluluğu, insan sorumluluğu çok kuvvetliydi ve sorumluluklarından hiç kaytarmadı. Tam bir kitap yurdu kurdu idi. Çok kitap okurdu. Bütün ömrünce kitap okumaya önem vermişti. Kitap okumak onun için ekmek, su, hava kadar önemliydi. Ölünceye kadar okumuştu. Öldüğünde başucunda Dante'nin İlahi Komedyası ve Binbir Gece Masalları vardı. Kim bilir kaçıncı okuyuşu idi. Antik Yunan trajedyalarını severdi. İlyada ve Odise döne döne defalarca okuduğu kitaplar arasındaydı. Yaşama çok bağlı, ümit dolu bir insandı. Geleceğe ümit dolu bakardı. Önemli özelliklerinden birisi tutarlı olmasıydı. Bir yerde ak dediğine başka bir yerde kara dememek onun için çok önemliydi. Doğaya çok düşkündü. Bundan 70 yıl önce doğa üstüne yazdığı şiirlerinde doğayı bir insan gibi görmüştür. Özgürlüğüne çok düşkündü. Özgürlük onun için önemliydi ve şiirlerine de yansımıştır. Birçok şiiri birer özgürlük çığlığıdır. Bunları da bahsetmiş olmak isterim. Çok da iyi oldu. Çok güzel oldu. Yani hem hocamızın şeyi hakkında kısa da olsa bir biyografisi hakkında bilgi edinmiş olduk. Hem de bize de örnek olacak çok güzel nasihatleri de söylemiş oldunuz. En azından ömrümüzün sonuna kadar başımızın ucunda birkaç tane kitap olsa iyi olur. Ayrıca bir kütüphane içerisinde olmuş olmak da çok güzel. 7000'e yakın kitap var. Az önce sormuştum, arkadaşlarımız söyledi. Evet. Bunların hepsi de hocamıza ve annenize ait. Annem Kalbiye Tansel'e ait. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok sağ olsunlar. Evet. Burada ilgili, açılışıyla ilgili yaşadığım duyguyu bahsetmek isterim. Yaşadığım duygu tek kelimeyle geleceğe güven duygusudur. Her insan öldükten sonra anılar anılmasını ister. Eski Mısır'da firavunlar bu maksatla piramitleri yaptırmışlardır. Oğuz Tansel'de yazdıkları masalları, şiirleri ve halk bilim çalışmaları ile anılacaktır. Benim vurgulamak istediğim, yaşadığım, buranın açılışı ile yaşadığım duygu geleceğe ve gelecek kuşaklara güven duygusudur. Harika, harika. Aslında memlekette çok değer var. Ve bu merkezde işte bu değerlerin nasıl gelecek kuşaklara aktarılabileceğinin harika bir örneği. O yüzden çok değerli buluyorum böyle yerlerin açılmasını.
böyle değerlerimize sahip çıkılmasını. Yoksa ben düne kadar Aysıt hocamın babasının ismi, işte o ödüllerin yaşaması için bireysel olarak nasıl mücadele ettiğinin yakından takipçisiydim. Destek olabildiğimiz kadar olmaya çalışıyorduk. Ama şimdi şu anda evet bu ümit ve güven duygusunu ben de ayrıca da anlayabiliyorum. Bir de sahip çıkamadığımız ya da inşallah çıkacağımız değerleri de düşününce benim de içim umutla yani doluyor. Benim de aklıma o geldi hocam. Dışarıda o kadar çok değerimiz var ki. Evet. Pek çok arşivi, pek çok elinde materyali geleceğe aktaracak, belki örnek olacak, belki de bize ufuk açacak. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi hem bizim hayatımıza da yön verecek, ışık olacak çok değerimiz var. Burası üniversitenin böyle bir odayı bile bu şekilde organize edip Oğuz hocamızın kendisine ait bu değerleri yaşatılmasına, yani burada bile toplanılmasına vesile olması bile büyük bir kıymet, büyük bir değer. İnşallah dışarıdaki bizlerin bildiği, sizin de benim de bildiğim pek çok değerimizin inşallah bu şekilde sahip çıkıp da kıymet verecek, değer verecek olan kurumları beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Evet. Ha, ben bir il müdürü olarak buna ayrıca önem veriyorum. Yetkili. Önem veriyorum ve bunun için de uğraşıyorum, yapacağım da. Çok güzel, fevkalade. Çünkü mesela bir Turgut Özakman'ın Ankara'da anılmıyor olması resmi olarak, ailesi tabii ki anıyor ama resmi olarak anılmaması, ben vefatından beri ısrarla söylüyorum. Bakın Kadıköy Belediyesi andı. Burada altını çizerek de söylüyorum. Polatlı Belediyesi andı. Ankara'da hiçbir kurum hatırlamıyorum. Anılması gerek. O yüzden Oğuz hocam burada anılacak. Evet. Bu merkez çok değerli. Evet. Oğuz hocam çok değerli. Onun 3 tane ana alanı var yazdığı. O üçünde de çocuk edebiyatı dahil işte dönerek ödüller veriliyordu. Sırf bu bile okuma yazmayı teşvik etmek için çok önemli. Ve Bilkent Üniversitesi'ni hakikaten yürekten kutluyoruz. Şimdi ben izninizle burada emeği geçen arkadaşlarla da izleyicileri buluşturmak istiyorum. Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hem Bilkent Üniversitesi'nin tüm öğrencileri hem de dışarıdan araştırma yapmak isteyen araştırmacılar gelip kaynakları inceleyebilirler. Dışarıdan gelmek isteyenler için OTTEM'e, Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Merkezi'ne bir projelerini anlatan bilgilendirmede bulunacaklar. Gerekli izinler tabii pandemi şartları sebebiyle gerekli izinler alındıktan sonra gelip burada kaynakları araştırabiliyorlar. Bütün kaynaklar web tabanında bulunabiliyor. Hepsini 7000'in üzerinde yaklaşık 8000 tane burada sadece Oğuz Tansel Türk Edebiyat Merkezi'nin kütüphanesinde kaynağı bulunmakta. Oğuz ve Kalbiye Tansel koleksiyonu olarak. Hem öğrencilerimiz hem de dediğim gibi dışarıdan araştırmacılar arzu ettikleri zamanda içeriye gelip araştırmalarını gerçekleştirebilirler. Değerli izleyenler, okuyanlar bilir, okumayanlar için söylüyorum. Masal kitabını aldınız diyelim eline. Mavi başlıklı kitabı da var ayrı ama Tansel Hoca'nın bir masal kitabını aldınız eline. Maviyle, maviler çıkar, mavi adam, mavi sakallı falan. Bunları anladım ama bir de evvel zaman içindeye bile mavi katar. Mavi zaman içinde diye. Hep merak ediyorum. Neden mavi? Aysıt Hocam. Herhalde ki mavi renge babam çok düşkündü, çok evet. severdi. Mavi renk birçok anlamlar simgeliyor. Evet. Özgürlük simgeliyor, mutluluk simgeliyor, bağımsızlık simgeliyor, dostluk simgeliyor, sevgi simgeliyor. Birçok anlamlar simgeleniyor, birçok anlamlar yükleniyor mavi renge. Babam mavi çorba yaparmış. Bunu bilmiyordum. Nasıl yapardı? Mavi çorbanın içerisine gül yaprakları, kalsı kurusu gibi çok çeşitli maddeler girer ve çok lezzetli bir çorba olurmuş.
olurdu. Tarifi var mı? Bende tarifi yok. Tarifini ayrıca gitsin. Yazılı olarak vereceğiz yorum kısmında. Bunu birçok dostlarından, arkadaşlarından duydum. Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir kitabında, bir yazısında Oğuz Tansel'de Mavi Rengin Gizemi başlıklı bir yazı yazmıştır. Ve bu yazıda şöyle demektedir. Oğuz Tansel'i nitelemek istersen tek sözcükle mavi renkli şair evet. diye nitelemek isterim diye yazmıştır. Mavi hem masal kitaplarına hem şiirlerine girmiştir. Mavi Gelin adlı bir masal kitabı vardır. Bu kitapta olan Mavi Gelin masalında mavi birçok yerlerde ve birçok biçimlerde geçmektedir. Padişahın oğlu dağdan yuvarlana, yaralana, berelene iner, yuvarlanır, aşağıya indikten sonra üstünü başını temizler, elini yüzünü yıkar, masmavi bir delikanlı olur. Güzel bir betimleme. Evet, daha sonra mavi gökten üç ak güvercin iner, silkelenip üç mavi kız olurlar. Mavi gelin ve mavi olan konağa ulaşırlar. Bu şekilde birçok şeyler var. Ayrıca masalların başlayış formelleri de mavi ile başlar. İlksiz mavi zamanda, mavi vaktin birinde bir kadınla kocası varmış. Bir başka bir masalda. Mavi vaktin birinde, mavi ülkede bir padişahın 40 tane oğlu varmış. Başka bir masalda, mavi urunda, masmaviliğin ortasında, mavi yol, yılların birinde bir güneş ülkesi varmış. Daha şeklinde, var, daha var. Şöyle var, 20 kadar masalın 14 tanesinde falan mavi girişi var. Yani mavi. İçeride mavi ya ayrı. Yani hangi burçtandı hocam? Yani şey o da önemli çünkü hocam etki ediyor. Yani mavi olabilir. Ben şey dedim masalları maviye boyayan yazar evet. dedim ben de. Sizinle evet. o konuşmamızda evet. çünkü maviyi soracağım dedim Aysut hocama. Resmen masallar maviye boyanmış. Çok, mavi zaman çok anlamlıydı. Evet çok hoş. Aha, yani mavi zaman mavi vaktim. O zaman o zaman şundan da bahsedelim. Kızının adı, kızlarından birinin adı Çiğdem. Çünkü Çiğdem Mahallesi'nde oturuyorlar ve çocukken Aysut hocam çocuklarını alıyor, babası tepeye çıkarıyor. Bugün o tepeler yok, hepsi apartman. Ve o tepelerdeki çiğdemleri gösteriyor. Sakın koparmayın, sakın basmayın. Ne yapacağız? Seyredin onları diye. Tepelere çıkarıyor. Bugün sadece mahallenin adı Çiğdem ki işte o dernek falan bir yerlere çiğdem ekmeye çalışıyor ama evet. bakın o duyarlılık hiç henüz çiğdemler yok edilmemişken ki o duyarlılığını da ben anmak istiyorum. Madem maviyle andık bir de çiğdemle anmak istiyorum. Evet. Bir iki şeyde siz söylerseniz aha, onunla maviyle devam ilgili edelim. Masallarda sadece başlangıçlarında değil, içinde de geçiyor ve birçok masalda... Tabii tabii, mavi sakallı adam diyor mesela. Evet, mavi ile bitiyor. Mesela Keloğlan bir masalın sonunda periler konağından üç mavi elma alıyor, üçü de çocuklara. Başka bir masalda gökten üç mavi elma düştü, tümü de çalışanlara. Başka bir masalda... Mavi gökten maviş bir elma düştü, o da dinleyenlere. Evet, çok bu şekilde mavi elma mutluluğa erme, dileklerin gerçekleşmesini simgeliyor mavi elma. Daha önce dediğim gibi özgürlük, mutluluk, bağımsızlık, dostluk, erenlik, sevgi gibi bütün güzel, bütün güzellik, güzel kavramlar içeriyor. Var içinde. Evet. Kavramları da içeriyor. Evet. Eyvallah hocam.
Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam buyurun. Söz size. Ama bir şey daha lütfen. Vardı galiba. Tabii. Bir dizi, bir kitabında bir dizi şiir var. Bu şiirlerin başlığı, bu bölümün başlığı Mavu Türküler. Halk bazı yörelerde mavi demiyor, mavu diyor. Mavu sözcüğünü kullanmıştır bazı yerlerde. Bölümde yer alan şiirlerden bir tanesinde mavu sözcüğü şiirin başlığına taşınmıştır. Bu şiirin başlığı Mavu Boğaz. Bu şiiri sizlere okumak istiyorum. Ya, harika. Kuşça dağlarının eteklerinde toprağa denize benziyor sabah. Irmak mavi, köy mavidir. Siyah karakol, mavi kanal. Orman, yol, köprü mavi. Yolcular maviymiş eskiden. Zulme karşı dağa çıkan, erkinlik için yol kesen mavi eşkıyalar olmuş bir zaman. Kuş mavi, ağaç mavi, dağ mavi, aşk mavi. Dünya mavileşmiş burada. Mavi türküler aklımda. Harika, harika bir final oldu. Çok sağ olun. Harika bir final.